24. Davos zirvesi epey yoğun geçti. 120 ülkeden 2800'ün üzerinde katılımcı 300'den fazla forumda görüşlerini paylaştı. Bugün de paylaşmaya devam edecek. Ana fikri herhalde hepiniz de bu 4 gün boyunca izleyenler de fark etmiştir. En fazla ne konuştuk? Yapay zeka konuştuk. Yapay zeka gerçekten bu zirvenin gündemini domine etsek yeridir. Bununla paralel giden gündemse tabii dünyadaki jeopolitik gelişmeler de krizler, çoklu krizlerin olduğu bir ortamda Davos hedeflerini, daha doğrusu niyetlerini ne kadar hayata geçirebilir? Hangi fikirler ne kadar rasyonel olabilir önümüzdeki dönemler için? Onu tabii göreceğiz. Ama şu var, öne çıkanlardan biri şu. Anlaşılıyor ki yani diyaloğun, işbirliğinin öne çıktığı bir dünya mealen daha herkes için kazan kazan görünümünün belirginleştiği bir dünya. En azından benim işittiğim fikirlerin pek çoğu, konuştuğum, röportaj yaptığım isimlerin pek çoğu işin bu tarafına vurgu yapıyordu. Şimdi hatta yapay zeka konuşurken bir küçük notu da unutmadan aktarayım. Bir önceki başlığıma dönüp dün Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing'in bununla ilgili çarpıcı bir açıklaması vardı. Bugün yapay zekaya yatırım yapmayan, bunun farkındalığını içselleştirmeyen 10 yıl sonra burada olamayacak diye. Şimdi yanımda hem Açıl Sezen hem Çağlar Kuzlukluoğlu var. 5. günümüzdeyiz. Yayınları birlikte yaptık. Onların da izlenimlerini bugüne ilişkin son gün zirvenin toparlamasına ilişkin onların da fikirlerini ve tespitlerini sormak istiyorum. Önce Açıl, seninle başlayayım. Ya şimdi öncelikle şunu çok net olarak söyleyelim. Bloomberg HT ekibi olarak biz hem seninle hem sevgili Çağlar'la hem kameraman arkadaşımız Zeynel Gül'le birlikte burada 5. günümüz ve hakikaten zor koşullar burada. Çok ciddi bir yoğunluk var, çok koşuşturma var. Hemen hemen herkesin ayrı bir gündeminin olduğu bir ortamla karşı karşıyayız ama sonuçta biz buradaki tek Türk televizyonuyduk ve oldukça kapsayıcı bir yayın yaptığımızı söyleyebilirim. 30'un üzerine röportaj gerçekleştirdik. Hem Türkiye'den buraya gelen yöneticilerle bir araya geldik. Hem dünyanın çok ünlü, önemli isimleriyle röportajlar gerçekleştirdik. Hatta dün en son Sam Altman'ı bile yakaladık koştura koştura peşinden ama sonuçta hakikaten burada bambaşka bir dünya olduğunu söylemek mümkün. Eleştirilen çok yanı var Dünya Ekonomik Forumu'nun, Davos Zirvesi'nin. Buradan çıktıların çok sorgulandığını biliyoruz. Ama yavaş yavaş hani burada üretilen yol haritalarının hayata nasıl bir şekilde temas edeceğinin de yavaş yavaş tartışıldığını anlıyoruz. Çeşitli teknolojik gelişmelerin temellerinin, fikri temellerinin burada atıldığını söyleyebiliriz. Ayrıca bundan sonra jeopolitik anlamda da dünyadaki diyalog çağrısının benzer şekilde yansıma bulduğu bir ortamda karşı karşıyayız. İşbirliği teması çok belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Ben bir iki sene içerisinde temalardan birinin farklılıklara rağmen işbirliği olabileceğini de düşünüyorum. Mesela bu senenin teması işte güvenin yeniden inşası ama karamsar insanlar yani özellikle geleceğe dönük olarak hani yapay zeka konusunda herkesin buradaki fikriyatı biraz daha değişti. Biraz daha fırsatlara odaklanıldığını gördük. Risklerin yönetimi için çerçevenin nerede sınırlı tutulacağına dair çok fazla tartışma oldu ama hani yapay zeka konusunda ve onun sağlayacağı ekonomik dönüşüm konusunda herkes iyimser. Jeopolitik gelişmeler konusunda ise herkes kötümser. Evet, yani. Dolayısıyla hani bu sadece bu dönemde yaşananlardan değil önümüzdeki dönem de yaşanabileceklerden korkuyu da çok net bir şekilde içeriyor. Dolayısıyla onu da işin içerisine katmakta fayda var. Ama bizim açımızdan oldukça eğitici, oldukça öğretici, izleyicilerimize de sonuna kadar buradaki ruhu aktarmaya çalıştığımız bir süreç oldu. 40'ın üzerinde canlı bağlantı gerçekleştirdik. Röportajlarla birlikte sizlerin yaptığı, hep beraber yaptığımız buradaki ortamı anlatan yayınlarla beraber. Dolayısıyla aslında bizim açımızdan çok eğitici ve çok öğretici oldu. Umuyorum buranın ruhunu yansıtabilmişizdir. Bir teşekkürüm daha var. Özellikle hem İstanbul'daki ekip arkadaşlarımıza, rejideki arkadaşlarımız çok ciddi uğraştılar. Editör arkadaşlarımız sürekli yayın akışını buradaki akışlara göre, bizim yakaladığımız konuklara göre organize etmek durumunda kaldılar. Çok uğraştılar. Dolayısıyla hepsine çok teşekkür ediyoruz. Yine bizim çevirilerimizi yapan arkadaşımız Reyhan Baysan'a çok teşekkür ederiz. Onu da oldukça yoruyoruz yılın her döneminde bu zamanlarda ve koordinasyonda bize hakikaten çok destek olan bütün yönetim kadrosundaki arkadaşlarımıza da buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Davos çok zor, yayıncılar açısından çok zor bir dönem. Biz elimizden geleni yaptık. Eğer herhangi bir hatamız olduysa affola diyelim. Peki.
Çağlar, senin de ben izlenimlerini, neleri not aldığını sormak istiyorum dünyanın bu jeopolitik ve ekonomik görünümünde. Yani ben ilk açılış yayınında olmasa da ikincisine galiba Thomas Mann Büyülü Dağ'dan referansla açmıştım. Birazdan üçümüz de karlar altta kalacağız Zeynel abi de öyle. O yüzden çok uzatmayayım. Açıl abi aslında gayet iyi özetledi ama özetle aslında sık sık belirtmeye çalıştığımız üzere en servet sahibi işte dünyada başta olanından dünyada şu an zor durumda olduğunu işte Oxfam raporu bu yılda yayınlandı, Davos içerisinde konuşuldu. İnsanların hepsi bir şeylerin yoluna gitmediğinden açıkçası şu anda şikayetçi. Bunu nasıl düzeltebileceğiz noktasında da açıkçası karşımıza çıkan az önce de vurguladığımız gibi verimliliği arttırarak, dengeyi sağlayarak özellikle gelir ve servet tarafındaki adaletsizlikler konusunda ve sağlık başta olmak üzere gündelik hayatı etkileyen konuların tamamını yapay zeka, sürdürülebilirlik ekseninde dünyanın tamamına yarayacak şekilde bir noktaya evritmek istiyoruz. Açıl abi teşekkürlerini söyledi. Nasıl şartlarda yayın yaptığımızı aslında anlıyorsunuz şurada. Zeynel abinin elleri çatlak burada. Onu tekrar söyleyelim. Bizim ayaklarımız donmuş vaziyette. Ve gün boyu biz içeride duran bir televizyon ekibi değiliz. Dışarıda Zeynep de, ben de, Açıl abi de, Zeynel abi de açıkçası sürekli size buradaki havayı, buradaki konuşulanları, özellikle sizin kendi hayatınızda belki de kendi kafanızdaki soruları yanıt bulmanız için aktarmaya çalıştık. Bu tabii benim için de çok büyük fırsat oldu. Geçen yıl yaptığım gibi tekrardan başta sayın genel yayın yönetmenimiz, genel müdürümüz, üst yönetimimiz olmak üzere ben kendi adıma da teşekkür ediyorum.